Tekrardan merhabalar. Diyete hazırlık serisinin ikinci bölümündeyiz. Şu anda buradaki hazırlığımız uygulama üzerine olacak. Uygulamayı tanıyacağız. Uygulamayı kendi hesap edeceğiz. Ben sizin için bilgisayardan yapacağım bunu o yüzden. Aynı uygulamanın bilgisayar versiyonu da var. Cep telefonunuzdan da indirebilirsiniz. Aynı uygulamayı, aynı benim yaptığım adımları oradan da yapabilirsiniz. Ben size genel adlarıyla beraber hesap açacağız. Sıfırdan hesap açacağız. Onları anlatmaya çalışacağım. Evet, uygulamamızın adı Fast Secret. Ee, buradan da görebilirsiniz. Şu anda yeni bir hesap açıyoruz. Evet, mevcut ağırlığınızı yazacaksınız. Ben bu başladığım kiloyu yazmak istiyorum şu anda buraya. 185 santim boyum. Aktivitenizi yazacaksınız doğum tarihinizi girdikten sonra. Burada mesela şu anda aktivite yok veya az aktif. Az aktif olarak girelim kendimizi. Ee, burada zaten açıklamasını yapmış. Mesela demiş ki günlük olarak az aktif olabilirsiniz. Ee, uzun süre ayakta durmak, ev işleri gibi daha yorucu aktiviteler üstüne verilmiş. Yani aslında normal günlük yaşamımızda yaptığımız şeyler. Aktivite yok da biraz fazla olacaktır. Eğer günlük hafiften böyle bir yürüyüş bir yerlere gidip geliyorsanız bile az aktif diyebilirsiniz. Eğer gerçekten haftada 3 kere spor yapıyorsanız falan çok aktif kısmını işaretleyin. E, hedefinizi buraya yazabilirsiniz. Şu anda kilo kaybı yaptım ben. Hedef ağırlığımız atıyorum 85 olsun. İsmimiz... Evet. Doğum günü gerekiyormuş. Şu anda size uygulama direkt bir tane günlük olarak ne kadar yapmanız gerekiyor, gene, ne kadar kalori almanız gerektiğine dair zaten e, bir öneri de bulunuyor şu an burada. Bunu biz kendimiz hesaplayacağız bundan sonraki aşamada. O hesaplamaya göre biz, siz buraya girebilirsiniz günlük almanız gereken kendiniz bunu edit, düzeltebilirsiniz. E, ve ona göre e, yediğiniz makroları tutturmaya çalışarak o kalorinin aşağısında veya o kalorinin o civarlarında kalmaya çalışabilirsiniz. 2900 kalori gerçekten aslında yüksek bir kalori. Zaten muhtemelen bunun böyle bir yüzde yirmi kadar daha aşağısını hedeflememiz gerekiyor en azından. Sağlıklı bir şekilde beslenerek tabii ki. Burada bir sosyal ağ da var kendi içerisinde. Bunu herkese paylaşmak istiyorum diyebilirsiniz. Buralara geçelim. Önem yok. Şimdi bakın gördüğünüz gibi herkes, insanlar burada yemeklerini paylaşmışlar. Yaptıkları tarifleri de paylaşıyorlar. Ya yani da o tarz şeyler. Hem kendinizle motive, yani kendinizi motive etmek için de uygulamayı kullanmanız mantıklı olabilir bu arada. Gerçekten. Yemekleri girmekten başlayalım direkt. Yemekleri girerken e, öğle yemeği, akşam yemeği gibi e, farklı kategorilere ayırmışlar. Veya aparatif herhangi bir ara oyunda bir şey değilseniz. Diyelim ki biz e, kahvaltıdan başlayalım. Buraya yumurta yazalım. Haşlanmış yumurta. Çıktı bakın zaten. Sizin cep telefonunuzda aynı şekilde çıkacak. Burada büyük, orta, küçük diye seçebiliyorsunuz zaten. Bakın bu şu anda yemek kaşığı falan çok da şeyler değil. Ama sistemde kayıtlı olduğu için eğer gram olarak ölçüp de koymak istiyorsanız gram olarak da koyabilirsiniz. Biz buraya bir tane büyük yumurtamızı girelim. Mesela. Onun üzerine başka ne seçelim? Ee, diyelim ki ne yedik? Başka salatalık. Evet. Salatalık da bir kase dedik tamam. Hadi bir kase de salatalık yiyelim. İkisini ekledim. Diyelim ki ben salatalıklı yumurtalık yumurta yedim sadece kahvaltıda. Şu anda burada benim günlük olarak ne kadar protein aldığımı bile görebiliyorsunuz şu anda. Ee, kahvaltı özelinde de Burada şöyle kahvaltı özelinde görebilirsiniz. Direkt tepesinde de tüm günün göstermiş oluyor. Bir de öğle yemeğine girelim. Diyelim ki bir mercimek çorbası. Bir kase de mercimek çorbası içtik. Bunu da girelim. Şöyle. Bakın mercimek çorbasını da girerken içerisine zaten girmiş olmanız gerekiyor. Şu şekilde bütün besin değerleri, içerisinde ne kadar yağımız var, koyu doymuş yağımız var falan bunların hepsini gösteriyor. Ve günlük alım miktarınızın ne kadarını karşıladığını da burada gösteriliyor. Tavsiye edilen mi, günlük alım miktarınızı diyelim ki demin az önce gördüğümüz gibi 2900 girmiştik. Burada gösteriyor zaten ne kadarı ve kalori dağılımını da göstermiş oluyor size şuradaki şeyden. Ee, bir kase de ortalama bu kadar varmış. Ortalama olarak alın bunları tamamen %100 kesin sonuç olarak görmeyin. Akşam yemeğinde de diyelim ki ne yedik? Somon. ızgara. Fırında pişmiş ızgara somon. Bunu da ekleyelim akşam yemeğimize. Tamam. Bu şekilde şu anda bizim e, günlük yediğimiz tamam bu kadar olsun. Örnek verelim. E, ara, ara öğünde de hatta şey yapalım. Bir tane mesela ceviz yiyelim. Ara öğünde de ne kadar adet olarak girmek istiyorsanız. Buradan şu anda editleyebilirsiniz. Mesela e, 8 adet ceviz yedik. Şöyle işaretleyip 8 adet cevizimizi şöyle ekleyelim onu da. Aynı şeyi cep telefonunuzdan yapabilirsiniz unutmayın. Şu anda geldik ve gördüğümüz gibi e, şu anda günlük alımınızın %23'ünü gerçekleştirdik. Yani günlük daha benim %70 kadar bir yeme olasılığım var yani aslında 77 kadar. Ve şu anda e, aldığımız kalori miktarı 660 kalori ve bu bizim için önemli olan yani ketojenik diyet için konuşuyorum. Kalori dağılımını görüyorsunuz burada. Ne kadarını karbonhidrattan ne kadarını yağdan ne kadarını protein almış olmamız gerekiyor. Burada aynı zamanda egzersizlerinizi girebilirsiniz. Egzersizlerinizi girdiğiniz zaman eğer mesela diyelim ki koştuk kaç hızında koştunuz diye gösteriyor da diyelim ki 10 hızında koştuk. Yarım saat boyunca böyle koştuğumuzu eklediğimiz zaman bu şu anda sizin harcadığınız kalori miktarına uykunuzla beraber ortalama ne kadar uyuduysanız 8 saat ve dinlenmeyi de koyuyor. Toplamda sizin harcayacağınız bu kadardı. Üzerine koşarak bir 600 harcadınız ve toplamda harcadığınız miktar burada görünüyor. Şu an 3200 kalori harcamışsınız. Yani şu anda bir 300 kalorilik bir açığımız oldu. 2900'lü günlük almamız gereken. Burada diğer sekmede Zep telefonunuzdan e, kilo geçmişinize bakabilirsiniz. Şu anda mesela daha önceki kilolarım olsaydı burada bir grafik halinde gösterecekti hepsini. E, bence çok güzel. Tartıldığınız zaman e, buraya girmeniz bence önemli. Şimdi tartıl dediğiniz zaman mesela günlük olarak girebilirsiniz. Diye takvime gelecek olursak da şimdi burada aylık seçtiğiniz zaman. Mesela diyelim ki aylık seçelim. Bakın bugünü şu anda bütün aydın takvimi olarak gösteriyor bize. Almamız e, gereken e, ortalama miktar bugün mesela. E, yaktığımız 3200'müş. Yediğimiz... 600'müş. burada iyi bir gösteriyor şu anda bizi. Fakat bu kadar çok arada siz açık bırakmayın. E, genel olarak bunları yeşil olarak bırakmaya çalışın. E, fakat arada tabii bu kadar şey bırakmayın şu anda e, örnek olarak gösterdiğim gibi. Ve her güne geçmişe dair alt aynı şekilde egzersiz veya yemek ekleyebiliyorsunuz. Bunu da e, her gün yaparsanız eğer Sonuç olarak burada çok güzel bir e, görüntü elde etmiş olacaksınız. Hangi günler ne kadar fazla kaçırdınız, hangi günler ne kadar az yediniz. Totalde bir e, geçmişe dönüp bakabileceğiniz bir takviminiz olmuş oluyor. Bence bu çok güzel bir şey. E, çok rahat kullanışlı. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de mercimek çorbası. Diyelim ki mercimek çorbasını bu şekilde girebilirsiniz ama bunlar sonuçta birilerinin e, oluşturduğu verilerden oluşuyor. E, başkaları bir şeyler hazırlamış girmiş. Ama bence siz şöyle yapın... E, Yediğiniz her şeyi tek tek girin sisteme. Yani çorba yaparken koyduğunuz malzemeleri biliyorsunuz zaten. Kaç tane soğan koydunuz, kaç tane havuç koydunuz, kaç tane şey koydunuz. Diyelim ki bunları biliyorsunuz. Buradan e, isterseniz bunları şu şekilde yapabilirsiniz. İki türlü şey göstereceğim size şimdi. E, diyelim ki buraya geldik. Kırmızı mercimek dedik buraya. Şöyle. Kırmızı mercimek kaç gram? Atıyorum 50 gram koyduk çorbamızda 50 gramımız var. Onu da şu şekilde hesaplarsınız. Diyelim ki 4 kişilik bir çorba yaptınız ve 200 gram kullandınız mercimeğinizi. Bu 204'e bölün 50 gram bir öğünde yediğinizi düşünebilirsiniz. Bir tabak 50 gram olarak düşünebilirsiniz. O yüzden şu şekilde 50 gramımızı yazdık. Şöyle. Ondan sonra soğanımız mesela. Soğandan 4, 4 tane soğan kullandınız. Sallıyorum şu anda. O zaman ne oldu? Tabak başına bir tane soğan düştü. Demek ki buradan soğanımızı bir tane olarak ekleyebiliriz havuç. Havuçtan da mesela toplamda iki tane kullandık. O zaman bizim yarım tane havuç girebilme ihtimalimiz var. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. 0.5 diyebilirsiniz buraya. Yarım havucumuzu da girdik. Bakın şu anda havuç yarım, bir orta boy soğanımız ve 50 gram şey çorbamızın mercimek, mercimek mercimeğimiz var. bunu şu şekilde düşündüğünüz zaman sonuç olarak bu malzemelerden bir çorba çıkmış olacak ve siz kesin olarak bu mercimek çorbasından değil de başkasının yaptığı veya işte onların girdiklerinden değil kendi girdiğinizden bir sonuç elde etmiş olabilirsiniz. Bunun daha güzel bir yöntemi daha var. Şöyle yemek kitabım diye bir bölüm var. Kendi yemek tariflerinizi gönderebiliyorsunuz buraya. Diyelim ki mercimek çorbası. Porsiyon sayısı, ne kadarlık porsiyon olarak giriyorsunuz onu da yazabiliyorsunuz. Hazırlık süresini yazabilirsiniz. Mesela diyelim ki yarım saat. Pişirme süresi de yarım saat. Ne olarak seçmek iseniz çorbalar olarak seçelim. Malzeme ekleyeceğiz şimdi. Bunun içerisinde Hangi malzemeler var? İşte mercimekli şurada bir kase şöyle burada gram olarak yapalım diyelim ki 100 gram bakın şu an unutmayın burada bir porsiyon olarak girdik porsiyon olarak olduğu için bu tarifin sonucunda bizim diyelim ki 4 kişilik bir porsiyon o zaman 4 kişilik girelim buraya 4 kişilik porsiyon hazırlıyoruz şu anda 100 200 gram mercimek kullandık mesela ekle dedim bunu direkt tariflere ekledi. Böyle teker teker ekledikten sonra talimatlarınızı yazarsınız. Başkalarıyla paylaşmak için isterseniz koyun, koymayın. Ve kaydetti bastıktan sonra şimdi burada bizim yemeğimiz kaydedilmiş olacak. Şimdi bizim kendi mercimek çorbamızı buraya kaydettik. Kendi mercimek çorbamızı. Bunu yiyecek eklediği bir seçeneğimiz var burada. Şu an bu kendi hazırladığımız mercimek çorbamız bizim. Hangi öğüne kaydetmek istediğinizi seçip şuradan bir pozisyon olarak kaydetmek istiyorsunuz dediğin zaman bakın buraya geldi. Bir dakika. Akşam yemeği geldi şu an bizim kendi bizim kendi hazırladığımız mercimek çorbamız bu ve burada çok güzel bir şey daha göstereceğim özellik. Şöyle en çok yenen kısım var. Mesela bakın en çok yenenler eğer sürekli girdiğiniz bir liste varsa yumurtanız odur, bulur falan. Bunlar hepsi burada liste halinde geliyor. Bunları toplu halde kaydedip sürekli onları da kullanabiliyorsunuz. Burada yiyecekleri yiyecekleri favori olarak da kaydedebiliyorsunuz. Kaydedilen ürünler kısmından yediğiniz yani sürekli yediğiniz şeyleri eğer favorilerseniz buradan teker teker seçebilirsiniz. Direkt hızlıca bunlar zamanla hızlı kazanılacak şeyler. O kullandıkça alışacaksınız. Bu video serisinde devamı gelecek. Bundan sonraki aşamalarda farklı konulara değineceğiz. Hazırlık aşamasında neler yapmamız gerekiyor diye. Biraz daha dediğim gibi teknik olacak bundan sonrası da aynı şekilde. Ama sonuç bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkıyor. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, zayıf kalın, hoşça kalın